Logaritmada türünden yazma soruları. Bu videomuzda logaritma konusunda türünden yazma soruları nasıl çözülür onu inceleyeceğim. Öncelikle logaritmada türünden yazma soruları iki çeşide sahiptir. Bunun bilincinde olmalıyız. İki çeşidi vardır. Ve soru karşımıza geldiği zaman hangi çeşidin sorusu olduğunu ilk olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Birinci çeşit, verilen ile sorulanın tabanının aynı olduğu durumdur. Verilen ile sorulanın tabanı aynı ise. Ne kastediyoruz burada? Basit bir örnek yapalım. Mesela logaritma 3 tabanında 5 eşittir x ise, sorulan da yine 3 tabanında. Logaritma 3 tabanında 75'i x türünden eşiti nedir? Şu an bunu çözmeyiz. Çeşidin ne olduğunu anlamak için yazdık. Verilen burada logaritma 3 tabanında 5. Bunun tabanı 3. Burada sorulan logaritma 3 tabanında 75. Bunun tabanı da 3. Birinci çeşit logaritmada türünden yazma sorularında verilen ile sorulanın tabanlarının aynı olduğu durumdur. Öncelikle çeşitleri bir tanıyalım. Sonra hangisinde hangi kurallar kullanılır çözülürken onları da konuşacağız. İkinci çeşidi de bir tanıyalım. İkinci çeşit, tabii ki ilkini yazdıktan sonra hemen kafamızda netleşmiş olması lazım. Veriler ile sorulanın tabanı aynı değil ise, verilen ile sorulanın tabanı aynı değil ise. Buna da bir örnek yazalım. Çözmeyeceğiz tabii ki şu anda hangi çeşit karşımıza geliyor tanıyabilmeyi başaralım ilk olarak. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir x ise, logaritma 15 tabanında 75 x türünden nedir? Burada sorulan verilene baktığımızda logaritma 3 tabanında 5. Verilenin tabanı 3. Sorulana baktığımızda tabanı 15. Verilen ile sorulanın tabanı aynı değil. Şimdi burada hangi çeşitte hangi kuralları bilmeliyiz? Veriler ile sorulanın tabanı aynı ise bunda iki tane kural kullanılır. Birinci olarak logaritmanın tabanları aynı iken toplamada üstler çarpılır. A üzeri x çarpı y. Biz burada işte sorulanı bu özellik yardımıyla toplama durumunda parçalayacağım. Veya çıkarma durumunda parçalayacağım. Buradaki 75'i mesela 3 çarpı 25 diyeceğiz. Logaritma 3 üzeri 3 artı logaritma 3 üzeri 75. Yani parçalama yapılacak eğer ki verilen ile soruların tabanı aynıysa. Veya ikinci kullanacağımız kural da budur. Çıkarma. Logaritma a tabanında x eksi logaritma a tabanında y. Logaritma a tabanında x bölü y biçiminde birleşir. Çıkarma bölme biçiminde birleşiyor. Bazen de işte buradakini bölme olarak ifade edip o şekilde parçalayacağız. Verilen ile sorulanın tabanı aynı ise türünden yazma sorularında her zaman için bu iki formülden yardım olur.
Gençeşide geldiğimizde verilen ile sorulanın tabanı aynı değil ise, ilk olarak her zaman taban değiştirme kullanımı, logaritma a tabanında b'yi, logaritma x tabanında b bölü, logaritma x tabanında a şeklinde yazın. Önce tabanları aynı yapacağız. Verilenin tabanı 3 mü? Sorulanın tabanını da 3 haline getireceğiz. Yani bunu 3 tabanında her zaman ilk olarak ayıracağız. Ardından ise yine bu iki kural yardımcı olacak. Tabanlar aynı ise direkt bu iki kural yardımıyla her zaman türünden yazmalar çözülür. Tabanlar aynı değilse öncelikle taban değiştirmeyle tabanlar aynı hale getirilir. Verilerin tabanını görüyoruz zaten 3. O zaman sorulanı da 3 tabanına getirir. Ardından da bu iki kural yardımıyla yine türünden yazma sorumuzu çözeriz. Şimdi önce birinci çeşit ile başlayalım örneklerimize. Onları çözelim. Ardından ikinci çeşit örneklerimizde de videomuzu noktalayacağız. Bir okul sınavında logaritma işlendiği zaman mutlaka sorusu gelen bölümdür türünden yazma kısmı. Birinci çeşit ile başladığımızı söyleyelim öncelikle. Birinci çeşit. Verilen ile sorulanın tabanı aynı. Tabanı aynı. Örneklerimizi önce yazalım. Birinci örneğimiz şu olsun. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir x. Yukarıda yazdığımızı çözelim. İse logaritma 3 tabanında 75'in x türünden eşiti nedir? Devam edelim. Bir örnek daha. Logaritma 2 eşittir x ise logaritma 800'ün x türünden eşiti nedir? Devam edelim. Logaritma 3 tabanında 2 eşittir x. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir y ise logaritma 3 tabanında kaç olsun? 200'ün x ve y türünden eşittir. Görüleceği üzere bütün örneklerimizde verilenin tabanıyla sorulanın tabanı aynı. Burada taban yazmıyor 10, burada taban yazmıyor 10. Yine aynı. 3 tabanı, 3 tabanı, 3 tabanı eşiti nedir? İki örnek daha yazıp bu çeşidimizin örneklerini çözmeye başlayacağız. Şaşırtıcı bir tanesine geçelim. Logaritma 2 eşittir x ise logaritma 5'in x türünden eşiti nedir? Bir tane daha. Logaritma 7 tabanında 7 tabanı demeyelim. Dört tabanında 2 eşit x ise logaritma 14 tabanında 7 x türünden nedir?
Şimdi bu örneklerimize başlayalım. Verilen ile sorulanın tabanı aynı ise hiç tabanları aynı yapmak için bir çabaya ihtiyacımız yok. Sadece sorulanı üstünü bir şeylerin çarpımı veya bölümleri türünde yazıp şunu elde etmeye çalışacağız ki buradaki çok açık gözüküyor 75'ine yazacağımız. 3 çarpı 25. Şimdi birçok kişi diyebilir ki niye 5 çarpı 15 demek? Burada taban 3 ise 3'ün bir üssü olan şeyle başka şeylerin çarpım biçiminde ayırmalıyız. Logaritma 3 üzeri 3 artı logaritma 3 üzeri 25 şeklinde bu 75'in 3 çarpı 25 olması özelliğiyle bunu toplama biçiminde ayırdık. Buradaki logaritma 3 tabanında 3 1'e eşittir. Buradaki 25 5'in karesidir. Logaritma 3 tabanında 5'in karesi. 2'yi başa atabiliriz burada. 1 artı 2 logaritma 3 tabanında 5. Logaritma 3 tabanında 5'in de x olduğunu biliyoruz. Bunun yerine getirip x'i koyduğumuzda 1 artı 2x olarak logaritma 3 tabanında 75'in x türünden eşitini bulmuş oluyoruz. Buna gelelim. Logaritma 2x bu 10 tabanında yazılmamış. Taban yazmıyorsa 10'dur. Bu da 10 tabanında. Şimdi buradaki 800'ü 8 çarpı 100 demeyi akıl etmeliyiz. Taban 10'sa onun üstü olan bir şeyle bir şeyin çarpımı halinde parçalamak en hızlı çözüme götüren haldir. Logaritma 8 artı logaritma çarpma durumundakileri toplama durumunda ayırıyoruz. Tabanlar aynı iken toplamalar çarpma durumunda birleşiyor çünkü. Buradaki 8 2'nin küpüdür. 3 logaritma 2 eder orası. Burası da 10'un karesidir. Taban da 10. Bu da 10'un karesi ettiğine göre logaritma 10 tabanında 10'un karesi. Kareyi başa atarsak burası 1 edeceğinden 3 log 2 artı 2 sonucuna ulaştık. Log 2'nin sonucu da x'ti. 3x artı 2. Logaritma 800'ün logaritma 2 türünden eşiti, x'li haldeki eşiti budur. Şimdi buradaki örneğimize geldik. Logaritma 3 tabanında 2x, logaritma 3 tabanında 5y, 3 tabanında verilenler. Sorulan da 3 tabanında. Tabansal eşitleme diye bir şeyin peşine düşmemize gerek yok. Direkt bunu parçalamamız lazım. Buradaki 200'ü 2 ve 5'in üstleri olan kısımlarıyla parçalamamız lazım. 8 çarpı 25. En hızlı çözüme götürecek parçalama budur. Logaritma 3 tabanında 8 artı logaritma 3 tabanında 25. Buradaki 8 2'nin küpüdür. 3'ü başa atarsak 3 logaritma 3 tabanında 2. Bu 5'in karesidir. 2'yi başa atarsak 2 logaritma 3 tabanında 5. Bunun sonucu x. Bunun sonucu da y. 3x artı 2. Logaritma 3 tabanında 200'ün bunlar türünden eşiti bu. Tabanlar aynı ise direkt parçalamaya başlıyoruz. Temel fikrimiz bu. Bu örneğimize geldiğimizde ise bunu parçalayabilmek 5 parçalanabilir bir şey değil. Bunun yerine 10 bölü 2 yazmaya yapmamız lazım. Bunların ikisinin tabanı da 10. Buradaki 5 yerine en zor türünden yazma sorularından birisidir. Buradaki 5'in yerine 10 bölü 2 yazıyoruz. 10 bölü 2 5 eder mi? Evet eder. Buradaki 2 de buradaki ile ilişkiyi kuran noktalar. Bölme durumundakiler ise çıkarma durumundayız. Logaritma 10 tabanında 10 eksi logaritma 10 tabanında 2. Bunun sonucu 1 eder. Bu ise x'e eşit. 1 eksi.
Her zaman bunu parçalayabilme şansımız yoktur. Bunun yerine bazen bölülü bir şey yazıp bununla ilişkiyi o şekilde kurabiliriz. Yine bundan bir örnek. Verilerin tabanı 14, soruların tabanı 14. Taban eşitleme gibi bir derdimiz yok. Buradaki 7 yerine bunun tabanı 14. 14 bölü 2 yazmayı akıl etmemek lazım. Logaritma 14 tabanında 14 bölü 2. Burada taban 10'du. O zaman 10 bölü 2'nin peşine düştük. Bu sefer 14'tü. 14 bölü 2 zaten 7'ydi. O ona göre ayarlanır. Bunu logaritma 14 tabanında 14 eksi logaritma 14 tabanında 2 diye parçalarız. Buranın sonucu 1'dir. Bunun sonucu ise burada yazıyor x. Kısacası birinci çeşidimiz olan taban aynı ise verilen ve sorulanda, verilen ile sorulanın tabanı aynı ise sadece iki kuraldan yardım alacağız. Çarpma durumundakileri toplama durumunda, bölme durumundakileri çıkarma durumunda bunları parçalıyoruz ve yerlerine bunu koyuyoruz. Şimdi ikinci çeşide geçelim. Veriler ile soruların tabanı aynı değilse. O durumda fikir tamamen önce aynı yap, sonra buradakinin aynısını uygula üzerine kurulur. İkinci çeşit. Verilen ile sorulanın tabanı aynı değiliz. Aynı değiliz. Örneklerimize başlayalım. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir x ise logaritma 15 tabanında 75'in x türünden eşiti nedir? Eşiti nedir? Verilenin tabanı 3 fakat sorulanın tabanı 3 değil. Önce bunu 3 tabanında parçalamamız gerekecek. Devam edelim biz örneklerimize. Ardından toplu biçimde yapacağız. Logaritma 2 tabanında 3 eşittir x. Logaritma 2 tabanında 5 eşittir y ise verilenler 2 tabanında. Logaritma 45 tabanında 225'in x ve y türünden eşit nedir? Sorulan ise verilenlerle aynı tabanda değil. Önce sorulanı aynı tabana getireceğiz. Bir örnek daha yapıp ardından çözüme geçelim. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir x. Logaritma 5 tabanında 2 eşittir y ise logaritma 6 tabanında 72'nin x ve y türünden eşittir. Başlayalım. Şimdi ilk çeşidimize baktığımızda verilenin tabanı 3, sorulanın tabanı 3 değil. Verilenin tabanıyla sorulanın tabanı aynı değilse sorulanı önce 3 tabanında parçalayacağız. Logaritma 15 tabanında 75 eşittir. Logaritma 3 tabanında 75 bölü logaritma 3 tabanında 15. İşte şimdi bu kullanılabilir. 75 3 çarpı 25'tir. Bunu da kendi içinde parçalıyoruz şimdi. Logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 25. Bölü buradaki 15 3 çarpı 5'tir. Logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 5.
Buranın sonucu 1'dir. Burası 5'in karesidir. 2'yi başa atarsak burasının sonucu, şunu kenarda yapalım. Logaritma 3 tabanında 25. Bu 5'in karesi olduğu için 2 logaritma 3 tabanında 5. Yani 2 tane x'e eşittir burası. Burası 1. Burası da 1. 1 artı 2x bölü 1 artı x olarak logaritma 15 tabanında 75'in logaritma 3 tabanında 5 yani x türünden eşitinin ne olduğunu bulmuş olduk. Tabanlar aynı değilse öncelikle sorulanı verilenle aynı tabana getireceğiz. Taban değiştirerek. İkinci örneğimize geçelim. Verilenlere bakıyoruz. 2 tabanında, 2 tabanında. Sorulan ise 2 tabanında değil. İlk iş sorulan 2 tabanında. Logaritma 2 tabanında, önce şunu yazalım. 45 tabanında 225 eşittir. Logaritma 2 tabanında 225 bölü logaritma 2 tabanında 45. 225, 9 çarpı 25 diye ayrılması lazım. 3 ve 5'in üstleri olan şekilde. Buradaki 45 de 9 çarpı 5. Logaritma 2 tabanında 9 artı logaritma 2 tabanında 25 bölü logaritma 2 tabanında 9 artı logaritma 2 tabanında 5. Çarpmaları toplama durumunda ayırdık. 9 3'ün karesidir. Bu kareyi başa atarsak 2 logaritma 2 tabanında 3. 25 5'in karesidir kareyi başa atarsak. 2 logaritma 2 tabanında 5 bölü. Bu 3'ün karesidir. 2'yi başa atarsak 2 logaritma 2 tabanında 3 artı. Bu zaten logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 2 tabanında 3 x'e eşit. Burası 2x. Logaritma 2 tabanında 5 y'ye eşit. Burası 2. Logaritma 2 tabanında 3 x'e eşit. 2x. Logaritma 2 tabanında 5 y'ye eşit. Artı y. Sonuca ulaştık. Verilenler 2 tabanındaysa sorulanı da 2 tabanında ayırıp ardından parçalıyoruz. Yaptığımızın aslında ilk çeşitten tek farkı taban uyuşmazlığını önce gideriyoruz. Arkasından aynı işlemsel süreç. Bu 3 tabanında, bu 5 tabanında. Burada bize oyun yapılıyor. Buradaki şu kısımları görmemiz lazım. Burada 5, 5. Verilenlerin ortak tabanı 5'tir. Şuradakine bir oyun yapacağız biz de. 3 ile 5'in yerini değiştirdiğimizde karşı taraf ters döner. Şu kural uyguluyor. Logaritma a tabanında b eşittir. 1 bölü logaritma b tabanında a'dır. Yani bu logaritma 5 tabanında 3 eşittir 1 bölü. Yine verilenler aynı tabanda. İkisi de 5 tabanında. Şu hale bakıp da ya bu 3 tabanı bu 5 tabanı ortak bir taban vermemiş ki diye düşünmeyin. Verilenler her zaman aynı tabandadırlar. Biz onları o hale getireceğiz. Ortak tabanı yakalayacağız. Ortak tabanımız 5. Bakıyoruz sorulara 5 tabanında değil. Önce bu soruları 5 tabanında ayırmalıyız ki bunları kullanabilirim. Logaritma 6 tabanında 72 eşittir. Logaritma 5 tabanında 72 bölü. Logaritma 5 tabanında 6. Bu 8 çarpı 9. Bu 2 çarpı 3. Logaritma 5 tabanında 8 artı logaritma 5 tabanında 9. Neden 8 çarpı 9? 8 tamamen 2'nin üstü, 9 3'ün üstü. Bize verilenler de 2 ve 3 üstlerdi. 6 çarpı 12 derseniz onları bir daha kendi içlerinde parçalamakla uğraşabilirsiniz. Bölü logaritma 5 tabanında 2 artı logaritma 5 tabanında 3. 8 2'nin kübüdür. 3'ü başa atarsak 3 logaritma 5 tabanında 2. 9 3'ün karesidir 2'yi başa atarsak 2 logaritma 5 tabanında 3 bölü.
Logaritma 5 tabanında 2 artı logaritma 5 tabanında 3. Logaritma 5 tabanında 2 y'ye eşittir 3y. Logaritma 5 tabanında 3 1 bölü x'e eşit 2 bölü x bölü logaritma 5 tabanında 2 y'ye eşit artı logaritma 5 tabanında 3 1 bölü x'e eşit. İstersek burada paydaları eşitleyip de sonra ters çevirip çarpabiliriz. Ben onlarla uğraşmayacağım. Temel fikrimiz bu şekilde netleşti diye düşünüyorum. Logaritmada türünden yazma sorularında kafamızda çok net oluşması gereken fikir şudur. Verilenin tabanıyla soruların tabanı aynı mı? Aynıysa soruları direkt parçalayacağız ve verilenleri yerine koyacağız. Eğer ki verilenlerin tabanlarıyla verilen veya verilenlerin tabanıyla soruların tabanı aynı değilse soruları öncelikle verilenlerin tabanına getireceğiz. Ondan sonra parçalayacağız. Bütün türünden yazma sorularında bu fikir vardır. Bundan farklı şeyler varmış gibi fikirlere kapılıp kendinizi çözememeye doğru götürme. Bu fikirler ekseninden sapmamak en doğru hareket tarzıdır. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyorum.